Niye kalktın sen? Kanepe taş gibi uyuyamadım ki. Daha az önce ben mutfağa girerken horul horul uyuyordum. Hı. Yok ya. Öyle bir dalmışımdır. Yoksa toplasam 5 dakika uyumadım valla. He. Çay mı o? He. Bitki çayı ister misin? Uyutur mu? Tilki geldi mi? Yok. Az önce odasına baktım. Gelmemiş. Nereye gitti bu oğlan? Hiçbir fikrim yok. Yani belki yalnız kalmak istiyordur. Sonuçta ikisi için de bu kolay başa çıkılabilecek bir durum değil. Ne yapacağız peki? Adam heyecanlanmasınlar diyor. Bizimkiler gidip aşık oluyor. Aşktan büyük heyecan olur mu ya? Ya birine bir şey olursa? Ya tamam, ben onları herkesten koruyabilirim ama aşktan koruyamam ki Sevgi. Koruyamaz. Doğru. Belki de aşık olmamışlardır ha. Böyle gelip geçici bir hevestir. Ya Aylin, Tilki için jeneratör patlatmaya kalktı. Kız neredeyse canından oluyordu. Tilki Aylin kaçırıldı diye kafayı yiyordu. Yani sence bütün bunlar geçici bir heves için biraz fazla değil mi? Yok yok. Ne yapıp edip bu aşktan vazgeçmeliler. İlk aşklar unutulmaz ki. Yalan mı? Mesela sen eşini unutabildin mi? Burası beni biraz bastı. Bahçeye çıkalım mı? Olur. Ne? Ne? Yok bir şey. Mehmet, bir şey söyleyeceksin işte belli. Söyle ne diyeceksen. Ya Sevgi, benim dikkatimi çekti de sen hiç Derya'nın babasından, yani eski kocandan hiç bahsetmedin. Siz boşanmış mıydınız yoksa vefat mı etti? Boşandık biz. Anladım. Ne zaman anlatmak istersen ben her zaman dinlerim. Eğer istersen. Teşekkür ederim. İçtikçe daha az iğrenç oluyor. Hani biraz daha şeker atılsa bir gideri var sanki ha. Sevgi. Uyuyakalmışız. Hadi ya. Çocukların uyanmasına daha var. İstersen odamda biraz dinlen. Tamam. Ama hava çok soğumuş. Sen de içeri gir. Sonra üşütürsün, tamam mı? Hı hı. Thank you.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.